Merhaba, ben Doktor Salih Onur Basat. Bugün size burun estetiği ameliyatından bahsedeceğim. Burun estetiği özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni burnun yüzün merkezinde olması ve ilk bakışta göze çarpan organlardan bir tanesi olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla hastalar daha fazla burun estetiği ameliyatı olmak istemekte ve burun estetiği ameliyatının sayısı giderek artmaktadır. Peki burun estetiği için bir yaş var mıdır? Evet. Hastanın kemik olgunluğa ulaşması gereken yaş olan 18 burun estetiği ameliyatı için yaş sınırıdır. Bu nedenle biz burun estetiği ameliyatlarına başlamak için 18 yaşı bir sınır olarak kabul ediyoruz ve bu yaştan sonra ameliyatları yapmayı tercih ediyoruz. Bunun tek istisnası özellikle kadın hastalarda kemik gelişimi daha erken tamamlanabilmekte. Bu hastalarda aile onamıyla 17 yaş civarında burun estetiği ameliyatı yapılabilmektedir. Rinoplasti ameliyatlarında öncelikle hedef buruna güzel bir şekil kazandırmaktır. Bu şekil yüzle ve yüz hatlarıyla uygun olmalıdır. Ama bunun yanında eğer hastanın bir nefes alma problemi varsa, hastanın burnunda bir eğrilik varsa bu tarz sorunlara da rinoplasti ameliyatları sırasında müdahale edilir ve hastanın ameliyattan sonra hem güzel şekilli bir buruna hem de rahat nefes alabilen fonksiyonel bir buruna sahip olması hedeflenir. Bazen hastalar rinoplasti ameliyatlarıyla başvurdukları zaman doktora şöyle bir şikayette bulunuyorlar. Benim burnumda et var. 18 yaşın üstüne çıkmış bir insanda burnunda et olması çok fazla mümkün değildir. Bu et diye hastaların bahsettiği olay genelde burunda nefes almayı kolaylaştıran, buruna çekilen havayı nemlendiren ve havayı ısıtıp akciğerlere gitmesini sağlayan konka dediğimiz yapılardır. Bu yapılarda eğer büyüklük varsa ya da reaktif bir büyüme söz konusuysa rinoplasti ameliyatları sırasında bu yapılara da müdahale edilir ve bu yapıların küçültülmesi ve dolayısıyla hastanın daha rahat nefes alıp vermesi sağlanabilir. Hastaların belirttiği bir şikayet de şudur, sadece tek burun deliğinden soluk alıp verebiliyorum. Normalde fiziksel olarak bir hasta tek burun deliğinden nefes alabilir. Aynı anda iki burun deliğinden birden nefes almak mümkün değildir. Ama hasta her zaman için tek burun deliğinden nefes alabiliyor ve diğer burun deliği tıkalıysa bu demektir ki orada anatomik bir problem var. Bu probleme de rinoplasti ameliyatları sırasında müdahale edilebilir ve hastanın değişerek iki burun deliğinden de nefes alması sağlanabilir. Rinoplasti ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır ve yaklaşık 2-2,5 saat kadar sürer. Ameliyat genel anestezi altında olduğu için hastanın bu genel anestezi etkilerinden kurtulabilmesi için bir gece hastanede kalması gerekir. Bir gece hastanede kalan hasta ertesi gün rahat bir şekilde taburcu olabilir. Rinoplasti ameliyatı artık eskisi gibi ağrılı bir ameliyat değil. Eskiden ağrının ana nedeni burun kemiklerini şekillendirmede kullanılan çekiç ve çizellerdi. Burun kemikleri çekiç ve çizellerle şekillendirildiği için burunda ağrı meydana gelirdi ve daha fazla morluk ve daha fazla şişlik olurdu. Son yıllarda rinoplasti ameliyatlarında meydana gelen en büyük değişiklik, teknolojik değişiklik, piezo dediğimiz ultrasonik cihazların kullanıma girmesidir. Piezo cihazlarıyla sadece kemiğe yapılan müdahalelerde başka dokular hiçbir şekilde etkilenmeden kemikler kesilebilmekte, şekillendirilebilmekte ve bu sayede etraf dokular hiçbir hasar vermeden kemik işlemleri bitirilebilmektedir. Bu nedenle piezo kullanılan ameliyatlarda yani ultrasonik rinoplasti ameliyatlarında daha az şişlik olmakta, hastaların göz etraflarında daha az morluk olmakta ve iyileşme süreci normal bir rinoplasti ameliyatına göre çok daha hızlı olmaktadır. Rinoplasti ameliyatlarının sonunda eğer hastanın burnunda bir eğrilik varsa burun içine silikon tamponlar konabilir. Eğer ki kemik yapıda bir düzeltme yapılmışsa bu defa burun üzerine kemikleri koruyacak ve birbirine yakın tutacak şekilde termoplastik ateller konur. Hem tamponlar hem de ateller ameliyattan birinci hafta sonunda alınır. Bu süre içerisinde hastanın burnunu koruması, burnunu herhangi bir yere değdirmemesi ve burnuna dikkat etmesi gerekir. Özellikle kemik iyileşmenin olacağı ilk 6 hafta içerisinde hastanın olabildiğince yatarken ve gece vaktinde uyurken burnuna darbe gelmemesine, burnunun yastığa değmemesine dikkat etmesi gerekir. Bu ilk 6 hafta içerisinde dikkat edilecek bir diğer unsursa hastanın gözlük kullanmamasıdır. Bu ilk 6 hafta içerisinde gözlük kullanıldığı takdirde gözlüğün yapacağı basınç
burunda şekil değişikliğine sebep olur. Bu nedenle ilk hafta haftada burnun korunması, buruna darbe alınmaması ve gözlük kullanılmaması gerekir. Ameliyat sonrasında buruna konan tampon ve atellerin alınması hastalar için en büyük sorunlardan bir tanesidir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, buruna konulan atellerin ya da tamponların çıkmasında, çıkarılması esnasında herhangi bir şekilde ağrı meydana gelmemektedir. Bazı hastalarımız bize ikinci hatta üçüncü ameliyatları, burun ameliyatları için başvuruyorlar. Bu hastalarda da ameliyat yapılabilir. Ama bu hastalarda ameliyat yapmak için ilk ya da ikinci ameliyatlarından sonra, yani iki ameliyat arasında yaklaşık bir yıl kadar süre bulunması gerekmektedir. Bu bir yılda yumuşak dokular tekrar eski hallerini alırlar ve ameliyata hazır hale gelir. Bu aynı şekilde burun kırıkları için de böyledir. Yani bir hasta bir burun kırığına maruz kaldıktan sonra hastaya estetik bir girişim yapabilmek için kırıktan yaklaşık bir sene zaman geçmesi gerekiyordur. Yani bu bir sene içerisinde kırık iyileşir, yumuşak dokular normal hale gelir ve hasta tekrar ameliyat edilebilir. Hastalarımızın bizden bir diğer isteği de ameliyat öncesi, ameliyat sonrası sahip olacakları farazi şekli görmek istemeleridir. Bunlar için iki boyutlu veya üç boyutlu şekillendirmeler yapılabilir ama her zaman için hastanın şunu aklında tutması gerekir. Bunlar sadece bilgisayar üzerinde yapılan şekillendirmelerdir. Yani buna vücudun iyileşme potansiyeli ya da iyileştirme potansiyeli dahil edilmez. Evet, biz hastalarımız için bu şekillendirmeleri yapıyoruz ama her zaman şunu söylüyoruz. Bu ameliyat sonrasında alacağınız nihai sonucu birebir yansıtmamaktadır. Hastalarımızın dikkat ettiği ya da özellikle sorduğu sorulardan bir tanesi de ne zaman ben burnumun normal görünüşüne kavuşabilirim? Genellikle burun ameliyatından 1,5-2 ay sonra burunda oluşan şişliklerin %80'lik kısmı iner ve hasta nihai sonucunun yaklaşık %80'ini görmeye başlar. Tamamen şişliklerin inmesi ve burunun yerine oturabilmesi için ameliyatın üzerinden yaklaşık 1 yıl süre geçmesi gerekir. Bu 1 yılın sonunda burun nihai şeklini kazanır ve sonrasında burnun şekli bir daha değişmez. Bu videomuzda burun ameliyatı ile ilgili sizden en sık gelen sorulara cevap vermeye çalıştık. Tabii her hasta bizim için farklıdır. Her hastanın birbirinden ayrı noktaları vardır. Bu net değerlendirmenin yapılabilmesi için mutlaka burun ameliyatı öncesinde doktorunuzla yüz yüze bir konsültasyon yapmanızı ben size doktor olarak tavsiye ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.